Tekrar merhabalar. Bugün sizlere Ohm kanunu anlatmaya çalışacağım. Ohm kanunu ne demektir? Kısaca bu formülü irdeleyeceğiz. Deney setimizin içinde çıkan kitapçığın içinde Ohm kanunu hakkında biraz bilgi var. Bunları şimdi irdeleyelim. Ohm kanununda Ohm şöyle düşünmüş. Standart bir direnç alalım demiş. Bu direncin üzerinden geçen akım bir birim olursa üzerindeki volt da bir birim volt olsun diye düşünmüş. Bir ohmluk direnç için 1 milimetre çapındaki bir tüpün içine konulan civayı birim olarak almış. Elektronikte bu 1 ohmluk direnci şu şekilde küçük bir direnç olarak satılıyor. Üzerindeki renk kodlarında %5 toleranslı 1 ohmluk bir direnç olduğunu gösteriyor ve gücü de çeyrek watt gücünde. 2 tane 1 ohmluk direnci peş peşe bağladığımız zaman 2 ohmluk bir direnç elde etmiş oluyoruz. Eğer bu dirençleri şu şekilde seri devremizi daha önce yaptığımız seri devrenin üzerinde temas ettirdiğimiz zaman akım bu direncin içinden geçtiği gibi diğer direncin içinden de geçiyor. Aynı şekilde bu ampulün içinden geçiyor. Daha sonra bu ampulün içinden geçiyor ve pile tekrar dönüyor. Dolayısıyla 2 tane 1 ohmluk direnç olduğuna göre bir direnci bu direncin üzerinde ne kadar akım geçiyorsa öbür direncin içinden de mecburen aynı akım geçmek zorunda. Bu ampulün içinden de aynı akım geçmek zorunda. Bu ampulün içinden de aynı akım geçmek zorunda. Şimdi dirençler de aynı olursa eğer bu direnç ve bu direnç aynı olduğuna göre birer ohmluk direnç olduğuna göre şunu şöyle sabitleyeyim sıkıca. Üzerinde oluşan gerilim de aynı olmak zorunda. Bakalım üzerindeki gerilimi ölçelim. Bir ölçü aletimizin yardımıyla ölçelim. Evet, artı gerilim burada olduğuna göre bu direncin üzerindeki gerilim 200 milivolt civarında, 0,2 volt. Öbür direncin üzerindekinin de aynı olmasını bekliyoruz. O da 199 milivolt. Yani çok küçük bir hata payıyla aynı. Peki ampullerimizin üzerindeki voltaj ne kadar? Bu ampulde 1 volt, 1.038 volt. Öbürüne bakıyoruz. Öbürü de 1.200 volt civarında. Evet. Şimdi bu durumu irdeleyelim. Bir direnç üzerinden bir birim akım geçtiği zaman buna bir amper diyelim. Bir ohmluk bir direnç olsun. Ohmu böyle gösteriyoruz. Üzerindeki voltaj ne kadar olması lazım ölçtüğümüz zaman? Bir voltluk bir voltaj olması lazım. Eğer direnci bir tane daha buna peşi sıra bir direnç bağladığımızı düşünelim. Bu direncin üzerinde bir volt. Bu direncin üzerinde de 1 volt olacak. Bir amper akım geçmeye devam ettiğini düşünelim. Şu uçlardan ölçtüğümüz zaman 2 volt göreceğiz. 1 volt burada, 1 volt burada, 2 volt. Peki bunun devam ettiğini düşünelim. Bir direnç daha bağladığımız zaman bunun üzerinde de 1 volt olacak. Aynı akımın akmaya devam ettiğini düşünelim. Şu şekilde 3 tane direnç bağladığımız ve içinden 1 amper akım geçtiğini düşünelim. O zaman her bir direncin üzerinde 1 volt olacak. Dolayısıyla 3 direncin uçlarından şu aralıktan ölçtüğümüz zaman 3 volt olduğunu görmüş olacağız. Evet, Ohm kanunu hakkında biraz bahsedelim. Şimdi formülleri boş verelim. Ohm ne düşünmüş onu anlamaya çalışalım. Ohm şöyle düşünmüş. Bir birim voltum enerjimiz varsa, bir birim volt. Şöyle olsun şu iki uçtan bir birim volt enerji çıktığını düşünelim. Ve buradan bir birim amper aksa. Amper nedir? Aslında akan, elektrik telinin içinden akan elektronlar. Evet, bir amperlik bir akım akarsa bu akımın akmasına müsaade eden derece de 1 ohm diyelim diye düşünmüş ohm. Bir birim belirlemiş 1 ohm diye. Ne dedik? 1 voltluk bir akımdan 1 amperlik akım akıtan dirence 1 ohm denir. Peki 1 voltluk bir kaynağımıza başka dirençler bağlasak ne olur? 1
direnç bağladık. 1 ohmluk bir direnç bağladık. Buradan ne akıyor? 1 amperlik akım akıyor. Peki buna paralel bir direnç daha bağlarsak ne olur? Yine 1 ohmluk direnç tabii. Buradan da 1 amper akacak. Voltaj değişmedi burada. 1 volt. Eğer pilimiz gibi iç direnci yüksek olan, yani ideal olmayan piller, enerji kaynakları bağladığımız zaman, bu iç direncinden dolayı biz buradan yüksek akım çekmeye başladığımız zaman bu 1 volt sabit duramayacak, azalmaya başlayacaktır. O zaman tabii akımlar değişecek. Ama biz ideal şartları düşünüyoruz. İdeal olarak 1 volt verebildiğimizi düşünüyoruz. Buraya bir tane, her bir ilave ettiğimiz direnç için 1 amperlik akım artmaya devam edecek. Diyelim ki 5 tane böyle paralel direnç bağladığımız zaman her birinden birer amper akacak. Dolayısıyla toplamda buradan geçen akım 5 amper olacaktır. 5 direnç bağladığımızı düşünürsek. Tabii ki 5 tane direnç bağladığımız zaman ne oluyor? Elektriğe karşı 5 defa daha az, 1 ohmluk dirence göre 5 defa daha az direnç göstermiş oluyor. Dolayısıyla gösterdiği direnci hesaplamak için ne yapabiliriz? Buradan akan akımı 5 amper aktığını düşünelim. Burada da ilave dirençler olduğunu düşünelim. 5 amper akım akıyor. O halde buradaki direnç ne olması lazım? 1 ohmluk direncin 5'te 1'i kadar olması lazım. 1 voltu 5 ampere böldüğümüz zaman 1 bölü 5 ohmluk bir direnç var demektir. 1 direncin, 1 ohmluk direncin 5'te 1'i, yani 0.2 yapar bu da, değil mi? 5 tane 0.2, 1 ohmluk direnç yapar. Biraz önce söylediğimiz hususları tekrar gözden geçirelim. 1 voltluk bir kaynağımıza 5 tane paralel direnç bağladığımızı düşünmüştük. Şimdi bu 5 tane direnci böyle ayrı ayrı değil de hepsini bir kutu içine koyduğumuzu düşünelim. Şöyle bir kutumuz var. Bu kutunun içinde 1, 3, 4, 5 tane direnç bağladık. Dirençleri bir kutu içine koyduk. Biz bunu dışarıdan 5 tane ayrı direnç olduğunu görmüyoruz. Bunu 1 voltluk bir kaynağımıza bağladığımız zaman, yine aynı kaynağımızı düşünelim. 1 volt. Bu kutunun içinde her bir ohm direncin üzerinden birer amperlik akım geçiyor. Ama biz burada dışarıdan, kutunun dışından ölçtüğümüz zaman ne görüyoruz? Burada 5 amper akım geçtiğini görüyoruz. Halbuki içinde dirençleri birer ohmluk dirençler bağladığımızı düşündüğümüzde her bir direncin içinden birer amper akım geçiyor. Peki bu kutuyu dışarıdan ölçtüğümüz zaman ne kadar bir direnç göstermesi lazım? Evet, 1 ohmluk direncin 5'te 1'i kadar bir direnç göstermesi lazım ki 5 amper akım geçirebilsin. Yani az direnç göstermesi lazım ki elektriğe karşı akım geçirebilsin. Bu da 1 bölü 5 ohmluk bir direnç olur. Voltajda 1 voltu 5 ampere böldüğümüz zaman 0.2 ohmluk bir direnç gösteriyor. Yani 1 bölü 5 ohmluk bir direnç gösteriyor. O zaman devremizden 5 amper akım geçmiş oluyor. Peki bu şekilde paralel değil de seri bağlarsak ne olur? Gene 1 voltluk bir gerilimimiz var diyelim. Önce ne demiştik? 1 ohmluk direnç bağladığımız zaman 1 amper geçiyordu. Peki 2 tane direnç bağlarsak ne olur peş peşe? Ki burada göstermiştik, şu küçük dirençlerden peş peşe 2 tane bağladığımız zaman daha önceden 1 amper geçiyordu. Şimdi ne yapıyor? Elektriğe daha fazla direnç gösteriyor. O zaman 2 misli direnç gösteriyor. 2 misli direnç gösterdiği için de akan akım yarıya düşüyor. Az akıyor. Buradan akan akım 0.5 amper. Çünkü burası 1 volt kabul ettik. 1 ohmluk bir direnç var. Burada da 1 ohmluk bir direnç var. Direnci 2 katına çıkarttığımız için akım yarıya düşüyor. Dolayısıyla yarım amperlik bir akım akıyor. Peki şuradan voltmetremizle ölçtüğümüzü düşünsek bu direncin üzerinde kaç volt var? Toplamı 1 volt olduğuna göre buradaki voltajın yarısı olması lazım şurada. Burada 1 volt, yarısı 0.5 volt. Buradaki direncin üzerinde de 0.5 volt olması lazım. Toplamı 1 volt, pilin voltajı kadar. Peki dirençleri arttırmaya devam edersek ne olur? 3 tane direnç koysak ne olur? Hemen ona da gözden geçirelim. 1,
2, 3. 3 tane direnç koyduğumuz zaman bu sefer akımın 3'te 1'i geçecek. Normalde 1 ohmluk dirençten geçen akımın 3'te 1'i geçmesini bekliyoruz, değil mi? 3 defa direniyor. 3 defa daha fazla direniyor elektriğin geçmesine. O zaman şunları yazalım. Birer ohmluk dirençlerimiz vardı. Akan akım, normalde tek dirençte akan akımın 3'te 1'i, 1 bölü 3 amper akacak. Üzerindeki voltajları ölçtüğümüz zaman ne bekliyoruz? Toplamı 1 volt olması lazım. O zaman 1 voltu 3 eşit parçaya böleceğiz. 3 eşit parça, 3 eşit voltaj olacak. Yani 0.33 volt civarında bir voltaj görmüş olacağız şurada. Değil mi? 0.33 volt, burada da 0.33, şurada da 0.33, toplamı 1 volt olacak. Evet, bu durumu incelemeye devam edelim. Ne demiştik? 1 ohmluk bir dirençten 1 amper akım geçtiğinde üzerinde 1 volt olmasını bekliyoruz. Tanımını böyle yapmış Mr. Ohm. Aynı akım diğer bir dirençten geçerse bunun üzerinde de 1 volt var. Ve toplam 3 dirençten geçtiğini düşünürsek 3 voltluk bir gerilim olur. Bizim pilimiz de 3 volt. Eğer 3 voltluk pile 3 tane 1 ohmluk koymuş olsaydık, direnç koymuş olsaydık, tabii bu dirençlerimizin gücü yetmeyecekti. Çok yüksek akım bu dirençlere göre, 1 amperlik akım bu dirençlere göre çok yüksek, ama 1 amper geçmesi gerekiyordu ve 1 amper geçtiği zaman da her bir direncin üzerinde 1 voltluk gerilim düşümü olacaktı. Bu 3 tane ayrı direnç yerine bunu tek bir direnç olarak gösterirsek, bunu 3 ohmluk bir direnç olduğunu düşünelim. Biz 3 volt uyguladığımız zaman içinden geçmesi gereken akım 1 amper olacak. Peki benzer şekilde düşünelim. 3 volt uyguladık. Fakat direncimiz 1 ohm. 1 ohm. O zaman içinden geçmesi gereken akım ne olacaktır? O zaman her bir volt için 1 amper akım geçtiğine göre 3 amper akım olması gerekecektir. Ohm kanunu nasıl özetlemiş şuradaki formüle baktığımız zaman, volt bölü direnç, yani volt başına direnç miktarı ampere eşit. Biz burada volt başına kaç tane direnç var? 3 tane direnç var. 3 volt var. O zaman içinden geçen akım 3 bölü 3 ve eşit 1 amper diyebiliriz. Ampere eşit. Benzer şekilde direncin içinden ne kadar akım geçiyorsa direnç katı çarpı amper neyi verecektir? Voltajı verecektir. İşte bu bağıntılara Ohm kanunu diyoruz. Evet. İyi günler.